Şimdi kişisel markalaşma ve online itibar kelimesinin arasında bir fark var mı? Yoksa ikisi de aynı anlama mı geliyor? Şimdi online itibar yani birbiriyle aslında kesişen kümeler gibi düşünebilirsin. Kişisel markalaşmanın içerisinde itibar ve online itibar da var. Evet. Şimdi online itibar ne? Biz dahil olmasak bile bizim hakkımızda içerikler üretilebiliyor. Bizim hakkımızda sosyal medyada bizim haberimiz olmadan dahi yorumlar, paylaşımlar yapılabiliyor, değil mi? Buradaki işte ne kadar çok pozitifse markalaşmamıza, kişisel markalaşmamıza o kadar pozitif etki ediyor. Bunu bir referans olarak da düşünebilirsin. Yani benim hakkımda iyi bir yorum yapıyorsa benim haberim bile yok. Senin bir arkadaşının normalde seni birine tavsiye etmesine ve senin bundan haberin olmaması gibi bir şey bu. Bu birbirinden ayrı düşünemeyeceğimiz iki kavram aslında. Online itibar kişisel markalaşmanın altında bir bölümdür. Yani bölüm belki kaba bir tabir oldu ama içerir diyebilirim yani. Online itibar yine pozitif. Ne kadar hakkımızda iyi içerik üretiliyorsa, iyi yorumlar yapılıyorsa, o kadar iyi. Ne kadar hakkımızda kötü yorumlar ya da negatif yorumlar yapılıyorsa o kadar sıkıntılı diyebilirim. Ama şunu da düşün, yani şunu da düşünmemiz lazım. 100 yorumun 100'ü de iyi. İyi olacak. Bu aslında herkesi memnun etmemizin mümkün olmadığını da bir kenara koymak lazım. Herkesi memnun etmeye çalışmıyoruz burada. Biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bize göre doğru olan da herkese göre doğru olacak diye bir mevzu yok. Ama ekseriyette yaptığımız şey doğru mu değil mi, buna odaklanmak lazım. Şimdi dijital medyada özellikle bu krizler daha çok yani en hızlı dijital medyada yayılıyor. Bir kriz anında online itibarına ya da markalaşmasına önem veren bir insan kriz anında ne yapmalıdır? Kimisi mesela sessiz kalıyor, kimisi sert bir açıklama yapıyor ya da normal bir açıklama yapıyor. Yani bu gibi kriz durumlarında kişilerin ne yapması gerekir sence? Burada hani panik yapmamak lazım. Çünkü Panik. şöyle yani panik yapmamaktan kastım şu. Önce verdiği cevabın ya da yaptığı yorumun doğru olup olmadığını bir düşünmesi lazım. Yaptığı yorum doğruysa demin de dediğim gibi herkesi memnun etmemiz mümkün değil. Yanlış anlaşılmış da olabilir yaptığımız yorum. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye yönelik artı paylaşımlar yapılabilir. Yani bunun dışında yanlış yorum yaptıysanız, gerçekten haddimizi aştıysak o konuyla ilgili özür dilemek de bir erdem. Yani içeriği yok etmek bana göre bir şey değil aslına bakarsan. Şöyle söyleyeyim, ben içeriği yok etmiyorum ama özür dilenmesi gerekiyorsa dilenir. Ki bu da bir erdemdir bence. Evet. Bunun yanında en önemlisi, siz paylaştığınız şeyin doğru olup olmadığına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Doğruysa içerinizin arkasında durun. Herkesi de ikna etmek durumunda değiliz. Ama bunu yorumlardan da anlayabiliyoruz çoğu zaman. Hani 10 tane pozitif, bir tane kötü ya da üst üste 3 tane kötü gelebilir ya da bir tane kötü geldi diye komple kötü anlamına gelmez bu içerik. Biz önemli olan içeriğin doğru olup olmadığına önce kendi vicdanen buna karar vermemiz lazım. Yani aslında temelde birazcık da böyle dürüst olma ile alakalı bir şey. Her mevzu. Yani her mevzu öyle. her mevzuda olduğu gibi dürüst olmak, dijital mecralarda da dürüst olmak gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Peki Ertuğrul, senin yani bugüne kadar yapmış olduğun danışmanlıklarında böyle bir kriz yaşadın mı? Yaşadığınızda hani örnek olarak verebileceğin, bize anlatabileceğin bir hikaye var mı? Kriz yoksa eğer genel olarak bu şekilde yapmış olduğun bir danışmanlıkta yaşadığın örnek bir vaka var mı? Bizi böyle bir hikaye tarzında anlatırsan tabii seviniriz. Şöyle aslına bakarsan biz kriz yaşamıyoruz danışmanlar olarak. Yani şahsen Panik özelle mi söylersin. yaşıyor? Hayır, hizmet verdiğimiz kişi panik yaşıyor, kriz yaşıyor aslına bakarsanız. O panikliyor. Kötü bir yorum geldiği için o bütün içeriğim aslında çok kötü. Ben yanlış bir şey yaptım şeyine, bu benim başıma iş açacak gibi bir algıya bürünüyor. Biz onları aslında yorumları ya da gelen yorumu yönetmekten çok danışmanlık verdiğimiz kişiyi yönetmeye çalışıyoruz. Bak, arkasında durmalıyız. İşte bunu düzeltmenin yolu içeriği silmek, kaldırmak değil. İçeriği ya kuvvetlendirmek. Bak, çeşitli örneklerle ben yanlış bir şey söylemiyorum. Bunun temeli, kaynağı bu aslında.
diyebilmek ve yorum yapılan yorumlara da bu yönde doğru cevaplar verebilmek. Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Kriz yönetimi, içeriği yok kaldıralım, direkt özür dileyelim. Biz doğru bir şey, önce bir içeriği yayınlamadan önce o içeriği zaten bir istişare ediyoruz. Yani biz danışmanlık verdiğimiz kişilerde öyle yapıyoruz, öyle söyleyeyim. İçeriği önce tartıyoruz. Yani birkaç kendi grubumuzda bir de bu hani tartışmalı bir içerik olabilir mi? Onun üzerinde daha çok duruyoruz. Şöyle düşünün, zaten bu içeriği paylaşırsak şöyle olabilir mi diye bir kuşkuya düştüğümüz zaman onu iyi tartmamız gerektiğine zaten hepimiz vakıfız. Buna rağmen paylaştığımızda sıkıntı yaşıyorsak zaten paylaşımlarımızın hepsinde şöyle olduğunu demin de belirttiğim gibi doğru içerik. İçerik doğruysa yani kriz yönetimi çok daha yani çok az karşılaşacağınız bir durum. Ama herkes hata yapabilir. Bu da mümkün. Türkiye'de zaten yani şey olmasın ama bayağı herhalde ayda bir kriz oluyor. Yani birçok firma kriz yaşıyor. Genel kimi zaman firmanın patronu üzerinden oluyor. Kimi zaman firma içi iletişimsizlik problemlerinden dolayı birçok kriz yaşanıyor. Bir de kriz, yani demin örnek verirken direkt kendisiyle alakalı örneklerden bahsettin. Bir de şey var, mesela kendisiyle alakalı olmayıp da yaşanan krizler var. Yani örnek vereyim, ben daha önceden çalıştığım bir kurumda sokak hayvanlarıyla alakalı bir problem yaşanmıştık. Hemen bütün insanlar direkt sokak hayvanlarıyla kim ilgilenir, hangi kurum diye direkt bizim kurumu resmen saldırmıştı böyle. Hepsi bize şey yapmıştı, işte neden denetim yapmıyorsunuz, neden dikkat etmiyorsunuz şeklinde. Yani abartmıyorum, yüzlerce tweet gelmişti bize. Yani biz de en azından ilk etap için birazcık daha yatıştırmaya yönelik bir açıklamada bulunmuştuk. Daha sonradan da gereği yapılıp gerekli paylaşımlar yapılmıştı. Peki hani dediğim gibi senin var mı böyle kendi örneği olmayan, yani kendi problemi olmadığı halde başka bir şeyden dolayı yanlış anlaşılma? Mesela geçen bu Seydioğlu muhabbeti var mesela. Orada ben dahil ilk okuduğumda Seydioğlu değil de Seyitoğlu diye okumuştum ama gerçek olan Seydioğlu'ymuş mesela. Buna benzer birçok örnekler olabiliyor. Bu gibi durumlarda ne yapmak lazım sence? Şimdi bazı durumlarda kişisel markalaşma aynı zamanda kurumsal markalaşmaya evet. yol açıyor. Hani kişiselde başlıyorsunuz, kişisel tanıtıyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz mağazalarınız olmuş, zincirleriniz olmuş vesaire. Bu artık aslında biraz da kurumsal markalaşmanın konusu haline gelmiş durumda oluyor. Evet. Şimdi gazetede, şimdi biz sosyal medyada bireysel olarak kendimizi anlatmamız, kendi kitlemiz daha dar profesyonelde olduğumuz zaman ama kurumsalda bir atıyorum bir haber bültenine çıktığınız zaman kurumsal olarak oradaki yanlışın düzeltilmesi artık çok zor hale geliyor. Evet. Hani kurumu bağlıyor tamamen. Biz burada aslına bakarsanız önleyici tedbirlerin daha yoğun olmasından bahsediyoruz. Yani paylaşımın yapılmadan önce çok iyi irdelenmesi lazım. Mesela bu hayvan severlik konusunda hepimiz birçok insanın hayvan sever olduğuna ben özellikle Türk insanının hayvan sever olduğunu düşünüyorum. Ama çok farklı uç noktalardaki bakış açıları var. Şimdi siz aslında iyi bir şey söylemek istiyorsunuz. Ama çok aşırı duyarlılığı olan hayvanseverler bunu tepkiyle karşılayabiliyor. Ama demin de dediğim gibi işte bunun dengesini biraz göze de almamız gerekiyor. Ben dediğimde doğru muyum? Buna bakacağız. Paylaşırken bu doğru bir paylaşım mı? Buna bakacağız. Ona göre paylaşımlarımızı gerçekleştireceğiz. Yoksa dediğin gibi Seyitoğlu'nu olduktan sonra o öyle yayıldığı için siz karşı bir haber yaptırsanız bile bunu İşte yalanlayan bir haber de içerik de üretmiş olsanız bile bunun tekrar 100 kişiden yüzüne ulaşması pek mümkün olmayacak. Evet. Verdiği zararı önlemek çok mümkün olmayacak. Mesela onun geri dönüşü çok zor. Adamın hiç alakası yok. Kurumun hiç alakası yok. Benzer isimle açılmış farklı bir kurum var. Ondan ötürü o da etkileniyor. Bu da işte yapılabileceklerin çok az olduğu, aza indirgendiği bir şey. Ama İşte burada bu sefer ne yapacak? İşte basınla maliyetli bir şeye de dönüştü aynı zamanda onun için. Yani kötü bir haber bedava yayıldı. Birçok haber kanalında yayınlandı. Şimdi siz onu tekzip eden yeni bir yayın yapacaksınız ve her haber kanalında bunun yayınlanmasını sağlamak için ciddi bir
artık bütçeye sahip olmanız gerekiyor. Belki o kadar büyük bir kurum değildi. Ne olacak? Bayağı bir itibar zedelenmesi yapacak ama ne yapacak o da? Sosyal medyasından, işte ulaşabileceği, müşterilerine ulaşabileceği iletişim kanallarından bunu tekzip edecek. Biz o değiliz'i iyi anlatacak. Bizim onunla bir ilişkimiz, bu olayla bir ilişkimiz yok'u iyi anlatacak ama bu tabii bir ekip işi. Bununla ilgili gerçekten de profesyonel bir destek almaları gerekir. Çünkü kendileri ne yapacakları konusunda asıl işte kriz yönetimi o olmalı. Şimdi kendi yaptığın bir paylaşımdan ötürü yaşayacağın kriz yönetimi çok ayrı bir konu. Farklı bir firmanın, benzer isimde farklı bir firmanın yapmış olduğu olaydan çıkan krizle baş etmek çok farklı bir konu. Çok daha ileri bir düzeyden bahsediyoruz aslında. Belki o krizin etkilerini de atması zaman alacak. Genel kapsamda kişisel markalaşmayla alakalı bir takım konulara değindik. Daha çok kimler kişisel markalaşmaya ihtiyaç duyuyor Ertuğrul? Sana yani en çok kimlerden başvuru geliyor bu konu hakkında? Ha, profesyonel hayatta dersen yine iş, bir yazılımcının da, bir doktorun da, bir siyasetçinin de, bir belediye başkanının da ya da bir belediye başkanlığına aday olmayı düşeninin de atıyorum, atmıyorum. Herkesin kişisel markalaşmaya bu mu anlamda ihtiyacı var. Şöyle, tabii seçim dönemlerinde siyasetçiler daha çok başvuruyor. İşte doktorlar buna çok ilgi gösteriyorlar. Yine hukukçular vesaire de ilgi gösterebiliyor ama onların reklam, internet reklamcılığını kullanması yasak. Ama hani internette içerik üretmeleri yasak değil. Onlar web siteleri üzerinden yine sosyal medya, televizyona çıkıyorlar biliyorsun. Bunlar hep aslında markalaşma kapsamında, evet, bilinirlik kapsamında yapılan çalışmalar. Bunun yanında şöyle söyleyeyim. Hani markalaşmayla ilgili siyasetçiler dedik, milletvekilleri var, muhtarlar bile. Ama bunlar genelde seçim dönemlerinde oluyor. Evet. Bunun yanında hani diyor ki ben fenomenim ama bunu daha bilinçli şekilde yapmak istiyorum. Marka, bununla ilgili benden eğitim alanlar oldu yani. Aslında fenomen, aslında bir ne marka, kendi kitlesi var vesaire ama bunu işte daha bilinçli nasıl yapabilirim? Hani benim farkında olmadığım neler var, üzerine ne katabilirim diyerek danışmanlık alanlar var. Yine güzellik merkezlerinde hani güzellik uzmanı olan estetik doktorları vesaire buna yine çok ilgi gösteriyor. Doktorlardan ayrı olarak söyleyebilirim. Sunucular, spikerler var. Yani sunucu markalaşma konusunda destek isteyen oluyor. Yazar var. Yani yazarlar var. Ben yazıyorum ama hani daha çok bu konuda aktif olmak, daha bilinir hale gelmek istiyorum gibi. Onlara yönelik de destekler, danışmanlıklar sağlıyoruz diyebilirim. Evet arkadaşlar, bugün kişisel markalaşma üzerine konuşmuş olduk. Yanımda da kişisel markalaşma danışmanı Ertuğrul Meyseroğlu vardı. Şu anda bizler Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nin bahçesindeyiz. Gerçekten de çok nezih bir mekan. Tekrar teşekkür ediyorum Alay. Yani sabırsızlıkla bekliyordum bana bunu teklif ettikten sonra. Ne zaman çıkarım diye. Hatta bir iki kere seni de rahatsız ettim bu konuda. Ne zaman yapıyoruz diye. Çok sağ ol. Emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmek isteyenler için falan bir yorum olacak. Beğen butonu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Alay'ın YouTube kanalında oluşturmuş olduğu bu başarılı konsepte siz de katkılarınızı abone olarak sunabilirsiniz. Videoların devamını özellikle gelmesini istiyorsanız mutlaka abone olmanızı ben içtenlikle tavsiye ediyorum. Ben oldum. Birkaç kişinin de olmasına vesile olduğuma inanıyorum. Mutlaka sizler de olun diyorum. Evet arkadaşlar, ben de Ertuğrul'a katılıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.